Efendimiz Aleyhisselam biraz Allah'a yakınlaşmış. O gece ilan edilen gecelerde Allah'a yakınlaşmış. Siz de kalkıp Allah'a yakınlaşmak için fazladan ibadet yapabilirsiniz. Mesela Efendimiz Aleyhisselam döneminde Mekkeli müşrikler Recep ile Recep ayını Ramazan ayının alternatifi olarak görüyorlardı. Hatta Recep ayında kurban keserlerdi. Efendimiz Aleyhisselam işte bu müsnette geçen hadiste Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Niye demiş mübarek kıl? Mekkeli müşrikler bu iki ayı şirk günahlarıyla şike boyamışlar. Efendimiz Aleyhisselam ne yapmış? Onlara mukalefet edip bu iki ayda ibadet edip onların zıtını yapıp bu iki ayı temizlemeye mübarek et. Allah'tan yardım dilemiş. Müşriklerin bu harem aylarda bu iki kutsal ayda Ramazan'a yakın olduğu için bu iki kutsal ayda harem ayı değil, iki kutsal ayda Recep tek harem aydır. Çünkü harem ayı dört tanedir. Tevbe 29, sabah tevbe 36, kainatın yaratıcısından beri Allah'ın yanında ayların sayısı 12'dir. Harem ayların sayısı 4'tür. Zikade, Zilhicce, Muharrem, Recep. Recep harem aylardan bir aydır. Şaban ayı da Ramazan'a yakın olduğu için Efendimiz biraz ibadetlerini biraz yoğunlaştırmış. O yüzden de müşriklere mukalefet edip bu iki ayı temizlemek için gayret sabretmiş. Allah'tan da yardım dilemiş. Hocam. Demiş bize mübarek kıl bizi Ramazan'a ulaştır. Ramazan da zaten mübarek aydır. Yoksa şöyle bir hadis var. Uydurmadır. Recep Allah'ın, Şaban ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Bu hadis yok. Hurafedir. Ne zayıftır. Mesnetsizdir yani. Delilsizdir. Ve bir sözdür yani. Hocam bizim bir takipçi bir soruyu sordu. Evet. Dedi Ramazan Hoca'ya ilettirirsen sevinirim. Adı da Mahmut'tur. Sana selamları da var. Aleyküm aleyküm. Dedi ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonra mezhepler oluşmaya başladı. Bu Hanefi Şafii. Dedi en çok hangisine daha uygundu? Mesela abdest alıyorken, namaz kılarken en çok hangi mezhebe daha yakındı? Mesela bu şekil şimdi olarak. Şimdi Efendimizin Aleyhisselam'ın döneminde dolaylı olan mezhepler var. Ben size bunu Kur'an'dan, hadisten, ilimden, bilimden anlatabilirim kısa. Nerede evet. Geçiyor? Nisa 59'da geçiyor. Etiullah ve Etiur Resul iki defa geçiyor. Mülk suresinde 5. ayette de iki kavramı var. Nisa 137'de de yanlış değilsem iman eden, küfreden, teke iman eden, teke küfredenleri Allah bağışlamayacak. İki Arapça kinayedir. Veya İsra 5'te de iki geçiyor. İki mutlak kinayedir. Süreklilik arz eder. Üç noktadır yani. Ben kardeşime söyleyeyim. Hangisine yakın dinlesin? Allah'a ve Resulüne mutlak itaat var. Kur'an'a göre. Ulul emri minkum. Şimdi ulul emri minkum Arapçada hem devlet başkanı demek hem müştehit demek. Müştehit içtihat yapan demek. Bak müştehit içtihat. Bak müştehit içtihat. İçtihat nedir Arapçada? İçtihat Arapçada kuyudan zorlukla su çıkarmak. Demek içtihat yapmak çok zor bir işmiş. Müştehit de o yorumu gerçek o zor işi yapan kişidir. Müştehit isimleniyor orada. Bir sahiplik oluyor. Bu... Şimdi Kur'an'da müştehit var. Bu ayet Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde inmişse müştehit de mesela Kur'an'a müştehit denir. Diğer bir adı. Kürtçe'de yek. Türkçe'de bir İngilizce var. Aynıdır. Siyah, kara. Aynıdır. Sermaye, kapital, ana mal. Kapital Fransızca, Latince. Sermaye, Kürtçe, Farsça, ana mal, Türkçe. Aynıdır. Ha müştehit demiş, ha ulul emri minkum demiş. Aynıdır, aynı. Fakirde bir şey yok. Müştehit, içtihat yapan demektir. Ulul emri minkum. Ma uyun. Efendimiz'in döneminde müştehitler vardı. Kimdi? Abdullah bin Mesud. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer. İbni Abbas. İbni Ömer. İleri gelenlerin sahabe müştehitler vardı. Hazreti Ömer'in içtihadı farklıydı. 80 tanedeydi hocam. Bitireyim. Oğlunun içtihadı farklıydı. İbni Abbas'ın içtihadı farklıydı. Abla İbn Mesud'un içtihadı farklıydı. Bir örnek vereceğim. Bir tanesi önde namaz kılıyor, imamdır. Birisi, bak biri burada duruyor. Birisi burada mı duracak, yoksa en arkasında mı duracak? İbn Mesud Hazreti Ömer'den bir tanesiydi ki, onun sağında, ondan bir adım geride duracak, iki adım. Diğer yorumda da, sahabe yorumda dedi ki, hayır, onun bir buçuk metre arkasında duracak. Aslında içtihat, aslında mezhep. Hani küçük bir fark var orada. Var. Mezhep türlü şeyler var zaten ama
Hazreti Muhammed'den sonra resmileşti. Vardı. Hadiste de var. Efendimiz'in müştehit içtihat yaparsa iki ecir, yansa tek ecir alır. Bu ayda geçiyor bu. Hatta başka bir hadiste daha geçiyor. Bir müştehit çok içtihat, fazla aşırı içtihat yaparsa, yani böyle gereksiz, Efendimiz o ilk dediğim hadiste reca, bu da kavf. En çok fetva veren kendini cehennemde en çok hazırlasın. Bak biri recaydı, bu kavf. Reca ile kavf, yani kavf ile reca. Aslında denk, nasıl yoktu, vardı. Ama resmileşmemişti. Hazreti Muhammed'den sonra beni artık 2,5-3 asır sonra, beni bir dönem sonra 50 tane yakın mezhep oluştu. 4 tanesi tutuldu. Mezhebi şöyle düşün ha. Yani arz ve taleptir. Zamana, ortama göre iştahattır. Bir yöne göreyim. Bir yöne göreceğim. Bundan 10 yıl önceki ev fiyatları ile şu anki ev fiyatları niçin bir değil? Mezhebi de burada düşün. Buradaki bir ev, bir patlıcan, bir domates fiyatı ile ofisteki İstanbul, Ankara'daki niçin bir değil? Mezhebi bile düşünün ha. Zamana, ortama göre kolaylaştırmak, yorum. Ama mezhep bazen ev satarken, ev fiyatı sunarken bazen fahiş fiyat, kimisi çok ucuz fiyat, kimisi tam denge. Demek mezhepler üç türlü içtihat yapar. Bazen tam isabet. O dönemde de doğru. İçtihat da doğru, günümüzde de doğru. İkinci içtihat. O dönemde doğru, günümüzde doğru olmayan içtihat. Üç, yanlış içtihat. Ev fiyatları bazen tam isabet eder. Bazen yanlış eder, bazen günümüze o dönemi de bağlar. Mezhepler olması lazım. Mezhep yorumdur. Yorum, Allah bak Yüce Allah, bütün insanın DNA'sı %99 aynı, %1 farklıdır. Mezhep olması normal. Mezhepçilik bir hastalıktır. Mezhep rahmettir. Akıl nimettir. Akılcılık bir hastalıktır. Alimler nimettir. Alimci, şucu, vuculuk hastalıktır. İşte bunu idrak edip algılayamıyoruz. Ben özet anlatıyorum. Adam diyor hocam sen bunu, ben bunu hepsini söyledim. Sen zaten beni dinlersen söyledim. Hepsini söylüyoruz zaten yani. Fazlasıyla da söylüyoruz yani. Nasıl yok var? Şimdi herkesin kafa yapısı bir midir kardeş? Yok. Şimdi dinde ya iki helal içtihat var. Bunu Kur'an da söyler. Bir azimet, iki ruhsat. Kur'an da söyler, hadis de söyler. Hayırda öncü olanlar, o azimettir. O herkes yapamaz. Sağdan verilenler, ruhsat. 10-55 sınıfı geçiyor. Geride kalanlar, sınıf, o eksilerde kalanlar, amel defteri soldan verilenler, arkadan verilenler. Kur'an onlara solcu söylüyor. Çünkü solcu sağcı değil ha. Ameli sağdan, soldan, sağdan verilenler, önden verilenler, geriden verilenler, soldan verilenler. İşte bunu ne güzel bak, hiçbir çelişki yok. Benim hiç kafamda mezhep rahmettir, mezhepçilik hastalıktır. İmam-ı Şafi, Ebu Hanife, Maliki, Hanbeli kitaplarında diyorlar ki bizim görüşlerimizi Kur'an-ı Sünnet'in önüne geçirmeyin. Bunu Kur'an da söylüyor. Hazreti Muhammed döneminde de mezhep var. Dedi sana Kur'an'dan Hucurat Suresi. Ne diyor? Bir boğazımı temizlemeyeyim, bir dakikalık bir ara vereceğiz abi.